Feride Hanım, bu ne bu sürpriz? Size söylemem gereken önemli bir şey var. Nedir? Bütün Koroğlu ailesi size baştan beri yalan söylüyor. Hislerinizde haklıydınız Feride Hanım. Gazete haberleri de doğruydu. Biz Sedat'la 7 senedir birlikteyiz. Beni bu ailenin kara kutusu olarak görebilirsiniz. Sizi daha fazla kandırmalarına göz yumamazdım. Buraya numaramı yazdım Feride Hanım. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ne isterseniz anlatabilirim. Artık gitsem iyi olacak. Beni burada görürlerse hoş şeyler olmayabilir. Anne. Ben galiba aşık oldum. Hayatımda ilk defa aşık oldum ben anne. Anne iyi misin? Merak ettim seni. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Biraz yoruldum galiba. Bitti zaten işimiz, merak etme. Çıkacağız şimdi salondan. Saklamaya çalışmam. Neyi saklamaya çalışmayayım anne? Dansız diyorsan, yani ona kızdıysan eğer... Mutluluğunu saklamaya çalışma. Yok, saklamıyorum. Mutluyum zaten. Hatta böyle düşününce rüya gibi. Sanki bir masalın içindeymiş gibi. Evet. Çoktan hak ettim bunu. Teşekkür ederim anne. Gidelim mi artık? Sen geç, ben geliyorum. Geç. Geliyorum.
Sema. Kızım. Nalan çok bağlandı Sedat'a. Gerçeği evlendikten sonra öğrenirse yıkılır. Bu muhtemelen yaşadığı en büyük acı olur, Allah korusun. Bir daha toparlayamaz diye korkuyorum. O yüzden size geldim. Nalan'ın kaderi seninkiyle aynı değil. Değil. Olmayacak. Olmayacak. Ben yaşadığım sürece Nalan mutlu olacak. Nalan'ın muradı olacak. Yarım kalmayacak. Kaderinizdeki mutsuzluk devam etmeyecek. Hayatım pahasına buna izin vermeyeceğim. Her yer bembeyaz olacak. Sen de bayağı prenses gibi, peri kızı gibi olacaksın. Sen böyle anlatınca daha da heyecanlanıyorum. Ya o kadar şanslıyım ki gerçekten her şey için teşekkür ederim. O şans bize ait. Nalan Koroğlu. Bence en şanslı benim. Bu çok net. Ya bu Feride Hanım nerede kaldı Allah aşkına? Kadın gitti mi, gelmek bilmiyor. Geldi işte. Ay, biraz geciktim. Hoş geldiniz Feride Hanımcığım. Biz kalktık ama çıkmadan acaba sizi yormayacaksak bir son konuşma yapalım mı diyorum. Malum sayılı gün çabuk geçer. Hatta yan tarafta küçük bir salon var, tam kına için uygun. Orayı size göstermek isterim, ne dersiniz? Sizin içinde bir mahsur yoksa ben kınayı evde yapmak istiyorum. Evde mi? Evet, yani çünkü düğün zaten yeterince şatafatlı olacak. O yüzden kına biraz daha böyle sade, biz bize. Tabii Feride Hanımcığım. Evde yapalım. Nasıl isterseniz. Biz bize olur, güzel olur. Tamam. Peki madem. Fakat yani bütün hazırlıklar tamam değil mi şimdi? Bak yani sonuçta bir aksilik falan çıkmasın da ona göre ha. Her şey hazır babacığım, da bir Feride Hanımların davetli listesi eksik, onu bekliyoruz. Onun dışında her şey tamam. Ya onu yarın biz hemen iletelim size. Sağ olun. Bir de izin verirseniz yarın ben damat bohçası getirmek istiyorum. Bir de Nalan'ın çeyizini. Estağfurullah, ne izni? Feride Hanımcığım tabii ki muhakkak bekleriz. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere bu gece için. Çok şahane bir gece hazırlamışsınız. Çok mutlu olduk. Efendim ne demek, rica ederiz. Yani bir de 4 saatte düşünün yani. Biz teşekkür ederiz. Artık gidelim. Ha? Evet. İyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar. Biz uğurlayalım sizi. İyi akşamlar. Var yani. Ne kadar iyi. Ne oldu bu kadına? Tuvalete gitti geldi. İçine melek mi kaçtı ayol? Müsaade ederseniz, izin verirseniz. Allah anneciğim, ben de hiç anlamadım. Tövbe estağfurullah. Neyse maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Afiş. Nerede kaldınız merak ettim. Çok merak ettim, anlat. Vallahi güzel geçti ya Afiş. Çok da güzel hazırlanmışlar. Bayıldık her şeye değil mi anne? Evet, evet. Çok iyi hazırlanmışlardı. Anne aşağı inelim de şunları çıkaralım mı hemen? Ya biz hele yukarı çıkın, orada çıkarın üstünü, başını değiştir yukarıda. Hadi. Tamam. Yukarıda mı? Evet. Olur.
Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Nasıl bir şey? Başka davranıyorsun, farklı. Nasıl başka anlamadım. Arabada da öyleydin. Mutlu, hoşgörülü. Hatta hiçbir şeyden şikayet etmedin mesela. Pes yani Adil, gerçekten pes. Ben ne yapsam size yaranamıyorum. Hani gülmek, neşelenmek bile kabahat oldu artık. Kızım evleniyor, her şey yolunda çok şükür. Ne yapayım, karalar bağlayıp oturayım mı? Neyse, böyle birdenbire bir şey oldu sana ama her ne olduysa çok güzel oldu. Ben özlemişim seni bu hallerine. İlahi Adil. Feride, yarın sabah sen nereden çeyiz bulacaksın? Var aklımda bir şeyler. Bir de bir sürü şey almıştım zaten. Elimiz armut toplamıyor. Yani neredeyse sadece ütüye bakıyorlar. Sema'yı daha mı sık görüyorsun artık? Hı? Ondan mı bu halin? İstersen yine bir doktora gidebiliriz. Belki bir ilaç verir sana. İyi gelir belki, ha, ne dersin? Onsuz olmak daha zor. Bırak da göreyim kızımı. Yani ben ne konuşmasa da göreyim. Hadi sen şu şeyin davetler listesini şey yap da ben de çeyiz işine bir bakayım. Bu da çantasını bırakmış burada. Davet etmek istediğin kimse var mı? Arkadaşlarımı biliyorsun zaten. İsimlerini yazıver işte. Sizin hiç akrabanız yok mu diye sorarlarsa ne diyelim Feride? Nalan doğunca hepsi öldü dersin. Koca sülale, kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Rezil kepaze ettiniz bizi. Nasıl olur ya? Nasıl olur böyle bir şey? Karın denen bu kadın zorla çağırdı oğlanı eve. Hadi çağırdın. İnsan kızına mukayyet olmaz mı? Nasıl bir aymansık bu? Bir tane torunuma sahip çıkamadınız. Yazık oldu Sema'ça. Hep bu kadın yüzünden. Kız hamile kalıyor. Doğruna kadar evde kimsenin haberi yok. Siz orada ne yapıyordunuz? Hadi karını geçtik. Senin de mi kör oldu gözlerin? Yok Adil, yok. Biz böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bir de utanmadan o günah tohumunu da almış buraya getirmişsiniz. Baba. Yapmayın böyle. Bak bu bebeğin hiçbir günahı yok. Bizim de günahımız yok. Biz de istemezdik böyle olmasını. Bizim zaten içimiz yanıyor. Siz de böyle yapmayın. Bu yanındakinin yüzünden oldu hepsi. Bırak artık şu kadını oğlum. Ne yaptı bu kadın sana da hala kopamıyorsun. Dilimizde tüy bitti. Bak sen gel kabulümüzsün. Ama ne bu kadınla ne de kucağındakiyle işimiz olmaz artık bizim. Biz bugüne kadar şerefimizle, namusumuzla yaşadık. Cemiyette bir adımız, bir onurumuz var. Sen de düşün taşın. Onları bırakırsan bu kapı sana her zaman açık. Bırak o lanetleriyle nasıl yaşarlarsa yaşasınlar. Sen bunun vebalini çekmek zorunda değilsin. Ama dersen ki onları bırakamam, biz de senin için yokuz. Bu sana son ihtarım. Bu kapıdan son çıkışın olur. Bir daha yüzümüzü dahi göremezsin. Haklılar Adil. Ne deseler haklılar. Gelmek zorunda değilsin, anlarım.
Alo. Nalan iyi misin? Alo. Duyuyor musun? Muzaffer Bey, ben Feride. Feride Hanım, kötü bir şey yok değil mi? Yok, kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Nasıl yardımcı olabilirim? Nalan iyi mi? İyi. Size çok saçma gelecek ama... acaba 2 saat sonra buluşabilir miyiz sizinle? Olur tabii tabii. Feride Hanım, konu neydi bu arada? Düğünün olup olamayacağı hakkında konuşmamız lazım. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi bu saatte. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. İnşallah size bir faydam dokunur. Oturmaz mısınız? Tabii. Konu ne Feride Hanım? Bugün Canan Hanım'la karşılaştım. Bana Sedat'la 7 yıldır birlikte olduğunu söyledi. Koroğlu ailesinin bunu bilip bizden sakladığını söyledi. Söylediklerinin doğruluk payı var mı? Rafet Bey geçen sefer yeminler edip reddetmişti. Ama Cana Hanım'ın düğüne bu kadar az vakit kala pervasız çıkışı aklımı karıştırdı benim doğrusu. Cana doğru söylüyor Feride Hanım. Sevgililerdi. Ama artık değiller. Onca söz, yemin... laflar yalan mıydı? Neden peki? Sizi üzmemek için herhalde. Öyle diyelim. Bugün olmasa yarın nasıl olsa öğrenecektik. Ne gerek vardı bu kadar yalana? İnsan anne babasını seçemiyor Feride Hanım. Benim ve kardeşlerimin şansına da bu anne baba düştü. Türkiye'nin en zengin ailelerinden biriydik. Kimse de olmayan biz de vardı. Her şey vardı ama hiçbir zaman mutlu değildik. Bütün ömrünü mutluluk denen şeyi aramakla geçirince insan yanlış tercihler yapabiliyor. Sedat aramızda en şanslı gibi görünse de babam çok ezdi, çok yaraladı onu. Benim sakatlığımdan dolayı çok fazla ilgi alaka vardı bana karşı. Ama sevginin kırıntısı bile olmayan mecburi bir ilgi alakaydı o. Selen tek kız olduğu için ailede ona da farklı bir ilgi vardı. Ama Sedat bunların hiçbirini göremedi. O yüzden çok yalnızlık hissetti. O da ilgiyi, alakayı Cana'da görünce çölde su bulmuş gibi yapıştı Cana'ya. Sadece sevildiğini, kıymetli olduğunu, değer gördüğünü hissedeceği bir çift göz arıyor Sedat o kadar. Nalan da en az Sedat kadar yaralı. Birbirlerine yeni yaralar açmayacaklarından nasıl emin olabiliyorsunuz? Nalan tanıdığım kadarıyla o kimseyi yaralayamaz. Bazı insanlar vardır. Hayatınıza girmesi büyük şanstır. Nalan da onlardan biri. Sedat Nalan için çok büyük şans. Nalan da Sedat için. Geçmişte yaşanan acıların onları ayırmasına izin veremeyiz, öyle değil mi? Unutmak, unutabilmek. Allah'ın bir lütfu. Geçmişi sırtında taşıyarak yaşamaksa en büyük ceza. Nalan çok hassastır, çok kırılgandır. İnsanı bir hayatı tanımıyor.
İnsanın cehennemini yine insan olduğunu bildiğim için izin vermedim. Nala yabancılardan, tanımadığı insanlardan, bilmediği duygulardan korkar. Acı çekmesin diye her şeyden korkuttum. Sedat'a aşık oldu. Biliyorum, görüyorum. Hem de ilk defa. Artık onu buradan döndüremem. İçinde büyüttüğüm cam fanusa sokamam. Öyle bir şeye gerek kalmayacak Feride Hanım. Hala Sedat'la mutlu olacak. Nalan'ı size emanet ediyorum Muzaffer Bey. Bunu sizden çocuğun yaralarına merhem olamamış mutsuz bir anne olarak istiyorum. Ona kol kanat gerin. Evinizde kendisini yalnız, boynu bükük hissetmesin. Yardım istemez. Kimseyi rahatsız etmez. Siz yanında olun, olur mu? Olur Feride. Olur. Hayatım bana emanet ettiğini ben de size emanet ediyorum. Emanetiniz her zaman güvende ve iyi olacak. Merak etmeyin. Gelsin. Sağ ol baba. Sağ olun. Teşekkür ederiz Adil Bey. Ön taraftayım ben. Hafize. Efendim. Adil'in kahvesini yapıver. Tamam. Söyle. Söyle kızım. Şimdi çok daha mutluyum. Neden? Çünkü sen mutlusun anne. Seni böyle görünce ben daha da mutlu oluyorum. Kolay gelsin anne. Sağ ol tatlım. Anne. Elbisen bitmiş. Anne inanamıyorum. Çok güzel bu. Mezuniyetinin şunun şurasına ne kadar kaldı? Daha 6 ay var anne. Gelmiş işte. Çok güzel. Beğendin mi? Teşekkür ederim.
evlilik ayrılık değil. Artık yerin kocanın yanı ama ben hep yanında olacağım. Elim hep üzerinde olacak. Sakın unutma bunu. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum kızım. Nalan'ın yatak odası için yeni bir takım istemediğinden eminsin yani, değil mi? İstememiş vallahi, sorduk değil mi oğlum? Çok dikkatli olun tamam mı yani? Feride Hanım'dan herhangi bir laf bile gelsin istemem. Cimrilikle falan suçlamasın bizi sakın. Yok sanki değiliz. Kızcağız gelip zeytini taneyle verdiğimizi görünce ne diyecek çok merak ediyorum. Sen ne konuşuyorsun orada mır 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 öyle kedi gibi bakayım? Yok ya, bugün sebzeler çok taze de. Bravo Taka, ne güzel sebze almış diyordum. Sedat da yesin diye öneride bulunuyordum işte. Bakıyorum da Taka ile arasında su sızmıyor yani. Bizim Taka ile aramız hep iyidir. Değil mi Takocuğum? Hadi bakalım damat. Sen de toparlan, kalkalım. Yapacak çok işimiz var. Değil mi? Bak Gülcan, sen de böyle cimrilik yapma. Yalnız bunlar şimdi aç filan gelir, yani masaları donat. Elini öyle korkak alıştırma, tamam mı? Feride Hanım filan bir şey demesin yani. Biz cimrilikle filan suçlaması sorun. Ya sen merak etme. Döndü geceden beri çalışıyor. Sarmalar, dolmalar. Hepsini yapıyor kız. Hı. Feride Hanım günler torbaya girmiş gibi bugünü bulmasaydı çeyiz getirmek için daha rahat edecektik. Halledeceğiz, sen tamam. Merak etme. Bir laf gelmez. Gelmez. Ben de evde mi kalayım baba ya? Yok. Odaları falan yerleştirmeye yardım ederdim. Yok dedim oğlum. Allah Allah ya. Kadınların ayağının altında dolaşmayacaksın, anladın mı? Onlar bak kendi kendilerine yapacaklarsa yapsınlar. Belki de Feride Hanım bu bohçalar falan açar mı? He? Tabii tabii, biz çeyiz açacağız. Buyurun. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım damat. Eyvallah. Hadi anneciğim kolay gelsin. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Bak fena bozuşuruz. Hadi ya. Ben de böyle çaktırmadan tüyerdim diye düşünüyordum ama. Yok öyle ya ama. Bir sürü işimiz var. Marş marş yukarı. Kardeşinin odasını hazırla. Ben oraya çeyiz açacağım. Hadi yavrum. Hadi, hadi. Peki anneciğim. Döndü. Döndü, her şey tamam mı? Döndü, iş yapacak da. Hafiz. Efendim kuzum. Sana bir şey soracağım. Sor. Düğün gecesi. Yani düğün bittikten sonra hani odaya çıkıldığında. Mutlaka şey yapmak mı gerekiyor? Ne kuzum? Şey işte. Böyle zaman daraldıkça böyle bir kalbim sıkışıyor, böyle bir nefes alamıyor gibi hissediyorum. Ya senin korkun heyecanın azalmadı mı? Azalmadı. Bak, sen şimdi bunları kafana takmayayım mı? Korkma da, içine vesvese atma. Her şey hayırlısıyla hallolacak, göreceksin. Tamam mı kuzum? İyi de hafif baksam.
Bitti mi hepsi? Bitti bitti anneciğim. Bunlar da bitti. Ben de şunu halledeyim. Hafize, tatlılar geldi mi? Geldi Feride Hanım. Mutfakta biz hallettik Nalan'la. Ha, iyi. Anne, o tatlıların hepsi Sedat'lara mı gidecek? Fakir fukaraya dağıtılacak. Muradın olunca hayırlısıyla dağıtmak için adağım vardı. Nasip oldu çok şükür. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülce Hanım. Kusura bakmayın, biraz aceleye geldi ama. Hoş geldiniz. Estağfurullah, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülce Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Feride Hanımcığım, nasılsınız? Hoş bulduk kızım, iyiyim çok şükür. Acaba yerleştirelim mi odaya? Bir acele etmeyelim, bir çay kahve içelim ondan sonra Feride Hanım. Öyle mi diyorsunuz? Yukarı çocuklar onlar. Buyurun, tamam. Salona geçelim. Buyurun Feride Hanımcığım. Sen nasılsın? Heyecanlıyım Selen. Ay çok heyecanlı değil mi? Çok da az kaldı. Ama düğün yaklaştıkça heyecan azalacak bence. Ya herkes bu düğünü konuşacak. Herkes. Buyurun efendim. Selen'cim döndü nerede? Çay servisine başlasın. Anneciğim galiba Muzu'ya öğlen yemeğini götürdü. Gelir şimdi. Çayları biz koyalım o zaman. Olur mu Selen? Olur. Tamam. Gel. Biz koyup gelelim hemen. Tamam yavrum, maşallah. Feride Hanımcığım, yarın diyorum bir gelinlik provasına gidelim. Bizden son bir prova istiyorlardı. Hay hay efendim, tabii. Vallahi Feride Hanımcığım, yanlış anlamazsanız... yani madem aile olduk, itiraf gibi de kabul edin. Yani sizi böyle görmek, böyle neşeli, güler yüzlü, rahat... hakikaten beni çok bahtiyar etti. Hakçası ben başlarda biraz böyle çekiniyordum sizden. Yani her ne olduysa çok güzel olmuş. Değil mi efendim? Ben hep böyleyim, güler yüzlüyüm, öyle değil mi Hafize? Yani hep böyleyim ama tabii görmesini bilene. Evet. Al bakayım bunları da. Heh. Şu boşları da alayım. Hadi ne bu acele ya? Ya. Şimdi Feride Hanım'la gelecek ya, hatta gelmiş bile olabilirler. İşte böyle çeyizli meyizli falan derken dalarım da seni aç bırakırım diye koşa koşa geldim. Ben gidiyorum Uzu. Vallahi Gülce Hanım'ı beni merak eder. Nalan da geliyor mu? Gelecek tabii, gelmez mi? O şimdi çeyizli odasını falan yerleştirecek. Ya Uzu, benim bu Nalan kızımı nasıl kanım ısındı sana anlatamam. Ay nasıl tatlı bir kız o ya. Vallahi böyle durup durup ona böyle patlamak sarılasım geliyor içinden, yeminle. Allah'a şükürler olsun ki Sedat Bey'in karşısına Rabbim böyle tatlı, böyle melek gibi bir kız çıkardı. Darısı da senin başına. Ah muzum benim.
Niye gülüyorsun? Olamaz mı yani? Ha? Senin de karşına böyle Nalan gibi, prenses gibi bir kız çıkamaz mı yani? Çok mu şey istiyoruz biz şimdi? Hadi koş. Annem seni bekler. Hadi koş bakayım. Koş. Hadi afiyet olsun. Aman efendim, gelin kızımın elinden çay içmek de nasip oldu bana. Çok şükür yarabbim. Sağ ol. Sağ ol yavrum, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Döndü bak, gördün mü? Sen böyle gecikirsen gelin kızım çay servisi yapar maşallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın gelin hanım, aşk olsun olur mu bir şey? Sağ ol canım. Vallahi ben şu anda dünyanın en mutlu kayınvalidesiyim. Söylemek mecburiyetindeyim. Bence siz şu ana kadar gördüğüm en iyi kayınvalide olabilirsiniz. Gerçekten mi? Öyle mi düşünüyorsunuz Feride Hanım? Ya biz neler gördük. Böyle gelininin, misafirlerinin yanında oğluna sarılıp... Ne zaman boşayacaksın bu kadını diyenler mi ararsınız? Allah korusun Feride Hanımcığım. Allah korusun. Dünyadaki en büyük günah yuva bozmaktır biliyorsunuz. Biz öyle gördük. Yuva bozanın ne ağzının tadı olur ne de yuvasının bereketi olur. Benim şu anda tek istediğim şey evlatlarımın huzuru, mutluluğu, ağızlarının tadı. İnşallah. Değil mi yavrum? Ben bir tuvalete kadar gidip geleyim. Nalan. Muzaffer. Ben... Kayboldum galiba. Öyle oldu biraz. Tuvalete gideyim dedim. Sonra niyeyse merdivenlerden indim. Hani belki buradadır diye ama.
Burası biraz labirent gibidir. Hakikaten zormuş eviniz. Yani herhalde çözerim birkaç günde diye düşünüyorum yani. Umarım çözerim. Çözersin tabii. Yani binayı çözersin de burası biraz karışık gibi galiba. Nasıl anladın? Yani yanlış anlamazsan şaşkın ördek yavrusu gibisin. O da annesini kaybedince dünya kocaman bir labirent gibi hissediyordu ya. O kadar belli oluyor mu? Of. Yani evet biraz heyecanlıyım. Yani bayağı heyecanlıyım. Hani duygularımı saklamak konusunda çok iyi değilim. Hani o da bir meziyet sonuçta. O meziyet de bende yok. Saklama ne olur. O zaman bu kadar gerçek olamazsın. O heyecan geçecek inan bana. O kafandaki uğultular, karnındaki kelebekler sakinleşecek. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ama kendini sakın yalnız hissetme burada. Nasıl yapıyorsun sen bunu? Neyi? Yani bu zihin okuma işini. Nasıl yapıyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Gözlerine bakmam yeterli oluyor galiba. Onlar her şeyi belli ediyor. Dediğin gibi geçecektir. Yani geçer. Geçer. Ne güzelmiş odan. Ya teşekkür ederim. Bir kahve hazırlayabilirim istersen. O kadar isterdim ki. Ama işte yukarı çıkmam lazım. Annemler var, bohça işleri var, bir sürü iş. O yüzden ben gideyim. Nalan, bu eve taşındığında da ne zaman istersen bu kapı sana açık. Yani bir sıkıntın, bir sorunun olduğunda lütfen yanıma gel. Yani bir sıkıntın, sorunun olması gerekmiyor tabii ama sohbete ihtiyaç duyduğunda da kapıyı her zaman çalabilirsin, onu bil yeter. Çok sağ ol. Gelirim. Yani bence muhakkak geleceğim. Senin burada olduğunu bilmek hakikaten iyi geliyor. Çok sağ ol. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bir de tuvalet ne tarafta acaba? Hemen şurada sağda. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Bu taraf değil mi? Evet, evet, orası. Tamam, sağ ol. Canım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kayboldum evde. Dur, sana hemen bir tabak vereyim, bir şeyler alırsın. Çok sağ ol. Bizim evimiz biraz büyük ve karışıktır da yavrum. Evinizin mimarisi çok güzel yalnız Gülcan Hanım. Geçen geldiğimizde de düşündüm koskoca evi nasıl ısıtıyorlar diye. Yani çok soğuk günlerde tabii zor oluyor ama biz genellikle şömine yakıyoruz. Çok zevkli oluyor öyle olunca. Çok. Şömine güzeldir. Buyurun efendim. Döndü bunu çok güzel yapar. Anne meyve suyu ister misin? Yok. Gülcan Hanım? Artık alınacağım ama. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Yavrucuğum şu aramızdaki resmiyeti bir hafifletsek bana artık anne desen olmaz mı? Gülcan Hanım, ne olur kusuruma bakmayın. Yani alınmayın ama ben galiba bu konuda biraz zorlanacağım. Yani kendi annemin dışında hani birine anne demek bana biraz yapmacık geliyor. Böyle sahte gibi. Olur çocuğum, sen nasıl istersen. Ama sonuçta önemli olan
sizi annem gibi sevecek olmam. Yani kendi annemden sizi ayırmayacağıma emin olabilirsiniz. Bence çok haklısın Nalan'cığım. Yani anneciğim, bilmiyor musun? Benim de kayınvalidem yıllardır tutturuyor anne de anne de diye. Bana da senin dışında birine anne demek yani çok ne bileyim garip geliyor. Bence zaten senin de hoşuna gitmez. Tamam canım, her neyse. Hadi çaylarımızı soğutmayalım. Buyurun, buyurun efendim. Meyve suyu isteyen? Teşekkürler. Gel hadi sen de gel Selen'cim. Buyursunlar efendim, çaylar soğumasın. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Gelin elini açmıyor. Ne? Aç yavrucuğum, aç. Güzel yavrum, Allah evinin bereketini, ağzının tadını, huzurunu daim etsin. Allah bir ömür aynı yastıkta inşallah. Hadi bakalım. Allah kocanla ömür boyu bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize amin. Ay Gülcehan Hanım, hadi şöyle geçin. Hadi yavrum, siz de gelin. Hadi. Kız, insan bir yalandan ağlar bari. De öyle ağladı deyince ağlanmıyor işte. Yani herkes tepende ağlamanı beklerken. Bir odaklansaydın ağlardın. Ay, sen kendi kınanda ağlarsın. Sedat'ın hapiste geliyor mu? Ne? Sedat'ın hapiste geliyor mu diyorum. Ay bilmiyorum canım, gelir herhalde. Niye? Kız bakarsın, o da benim kısmetimdir ha. Elti oluruz. Ay inşallah. Bilurcuğum, gerçekten derdim bu mu ya? Senin derdin ne? Ha? Bak her şey ne güzel. Evet, her şey çok güzeldi. Ben ama işte odaklanamıyorum ki yani. Şu yaşamdan hiçbir şeye odaklanamıyorum. Yavrum ne olacak işte, bak kınan mis gibi düğünün olacak. Daha ne? Evet işte, ben de onu söylüyorum Bilur. Herkesin derdi aman her şey müthiş olsun. Düğün şöyle geçsin, böyle mükemmel olsun. Kimse benim ne hissettiğimle ilgilenmiyor ki. Kimsenin umurunda değil. Bak herkesin kendi derdi var. Ay senin bile. Senin bile derdin Muzo şu an ya. Hayır hayatım, yok öyle bir şey. Öyle, öyle yani Bilur. E yavrucuğum, bir müzik falan yapsanız böyle kına gecesi mi olur ayol? Bir eğlenirsiniz. Bilir, hazırlamışsın ha? Sen açsın. Ben de yardım edeyim. Hadi sana. Canım, hadi bakalım. Ne çalalım? Biraz bayılmasın. Bir şeyler.
Aa, kına yapıyorsunuz, bana haber vermiyorsunuz, aşk olsun. Ay canım benim, maşallah. Hoş geldin. Vallahi gördün mü Selen'cim? Unutmuşuz vallahi. Olacak şey değil. Ay, unuttuk vallahi. Ay kusura bakma, ne olursun. Bütün Koroğlu ailesi size anne, baştan beri yalan söylüyor. Biz Sedat'la 7 senedir birlikteyiz. Aleykümselam. Ay canım benim, hoş geldin. Hoş geldim ama boş gelmedim. Çocuklar. Feride Hanım, bir tanecik kızınız var, bu gece eğlenmeyeceksiniz de ne zaman eğleneceksiniz, hadi değil mi? Feride Hanımcığım, tek kızınızın kına gecesi, buyurun, buyurun efendim, buyurun. Nalan, ay lütfen bir görelim, bir anne kız dans edin, gelin. Oğlum yiyecekler seni, gel. Tako, sen ne dolaşıyorsun orada ya? Git otur yerine yemeğini, hadi bakayım. Vallahi Rafet Bey, ben uzun zamandır bu kadar güzel eğlenmemiştim. Allah, ne güzel o zaman ya. Ha? Çok iyi yaptık da geldik değil mi gençler, ha? Ne diyorsun? Aynen babacığım, aynen. Canan böyle pat diye geldi diye. Yok canım, niye kızayım? Ne iyi etmiş, baksana herkes de güzel eğleniyor. Ya sen ne eğleniyormuşsun? Ya önemli olan o, sen mutlu musun? Mutluyum mutluyum, merak etme. Her şey çok güzel. Thank you.
Franco. Sen şimdi şu tekneyi hazırla. Bir de hesabı öde, biz yavaş yavaş çıkalım. Hadi. Hemen hallediyorum ben. Feride Hanım, beni çok şaşırttınız. İtiraf etmeliyim. İçerideki dansınızla da oldukça şaşırttınız ama tabii ben onu kastetmiyorum. Ben sizin Nalan'ı çok düşkün olduğunuzu düşünmüştüm. Yani açıkçası onun için en doğru kararı alacağınızdan emindim. Özellikle size söylediğim gerçeklerden sonra. Ama siz nedenini anlamadığım bir şekilde üç maymunla oynamaya karar verdiniz sanırım. Tamam. O halde öyle olsun. Ben sır saklamaya alışığım zaten. Bana uyar yani. O zaman ben de ne yapacağımı düğünden sonra karar veririm artık. Hem belki daha heyecanlı olur. Evet, güzel olur Canan Hanım. Düğünden sonra görüşeceğiz zaten. Görüşürüz tabii. Adil Beyciğim ne diyordu o türkü? Oğlan bizim, kız bizim. Hey, hey, hey! Oğlan sizin, kız bizim. Hey, 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 hey! Ya ikisi de bizim. Geliyor düğün alayı, kaynanalar çeksin halayı. Dur, dur, dur. Ya ne yapıyorsun ya? Belki denize düşer de biz de kurtuluruz yani. Yok. Şaka şaka, hadi git bak sen sonra. Levent. 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 Çok. Levent. Çok. İyi misin? İyi misin? Rahatladın mı? Tamam, sakin ol. Tamam, geç. Geç. Sedat. Geç. Ne kadar güzel diyoruz, organize etti. Her şeyi diyoruz ya. Aferin, aferin oğlum. Oba. Yoruldu yazın. Yoruldu. Yoruldu. Nalan sana birini anımsatıyor mu? Abi şimdi hiç sırası değil bugün gerçek. Şşş. Nalan'ı ilk gördüğüm gün beynimden vurulmuş gibi oldum. O an anlayamadım da sonradan dank etti. Evet. İkisi de sarışın, tamam. Ama bunu konuşmanın zamanı şimdi mi abi? O kızın başına gelenlerin binde birini Nalan'a yaşatırsam, bak bu sefer susup oturmam. Senin o canını yakarım. Ne yaparsın? O zaman yapmadığım şeyi yaparım. Ve inan bana, bu sefer iyiler kazanır. Hala yas tutuyorsun demek ha? Benim anlamadığım bu o kızın yası mı? Yoksa seni değil, beni tercih etmiş olmasının yası mı? Hangisi abi? Neyin yası, ben sana söyleyeyim. Doğduğun günkü sevincimin yası. Çünkü sen büyüdükçe o sevinç yerini koskocaman bir hayal kırıklığına bıraktı. Sen gerçekten havalı, içi bomboş bir hayal kırıklığısın. Bugünü mü bekledin canını yakmak için? Sen Nalan'ı hiç hak etmiyorsun. Eğer Nalan'a zarar verecek olursam iki elim yakanda olur. Bak, her adımında ensende olurum. Bunu unutma kardeşim.
Maşallah, maşallah, maşallah. Ne güzel eğleniyorsunuz yani böyle ya. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Rafet. Hoş bulduk canım. Oo. Cana kızım sen de buradasın ha. Ne kadar güzel oldu. Bak seni çok özlemiştim ya. Hoş geldiniz Rafet Beyciğim. Hoş bulduk. Sen mi düzenledin yoksa bütün bu eğlenceyi? Eyvallah, sayemde çok eğlendik, öyle değil mi Feride Hanım? Tabii, sürpriz yaptı bize, sağ olsun. artık geç oldu, ben yavaştan kaçayım. Müzisyen arkadaşlar burada, siz eğlencenize devam edin. Cihan Hanım, şunu vermeden göndermeyelim sizi. Kına. Yakarsınız. Çok zarifsiniz Feride Hanımcığım. Çok mersi. En kısa zamanda. Tekrar iyi geceler herkese. Naylancığım, düğünde görüşürüz o zaman. Görüşürüz canım. Hafize, beylere birer tabak yapalım. Olur. Hadi demin müzik vardı, ben kızımla karımla oynamak istiyorum. Müzik vardı demin burada. Nerede o? Hevesleniyorum. İnsan söylemez mi adamın kambur olduğunu? Ay ne diyorsun bilir sen ya. Sedat kambur olsa hoşuna gider mi? Bunlar ne biçim laflar ya bilir. Ay duymamış olayım, çok ayıp. Ay Allah sahibine bağışlasın. Güzel geçti mi gecen? Eğlendiniz mi? Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Hele ki Canan'ın gelişiyle ortam daha da şenlendi. Canan delidir ya, hep derim. Yine yapmış yapacağını. Siz de deli falan diyorsunuz ama bayağı da seviyorsunuz belli ki. Her anımızda yanımızda olduğuna göre. Adil Bey de bu gece çok eğlendi. Yani ben onu ilk defa bu kadar şen şakrak gördüm. Gerçekten mi? Çok sevindim. Özledim seni. Ben de seni özledim. Yani hem özledim... Hem de bayağı heyecanlıyım. Ben de. Yani şu düğün işi artık bir an önce olsun bitsin istiyorum. Sensizlikten çok sıkıldım. Böyle ara sıra değil. Yani seni her dakika görmek istiyorum. Bir de şu anda olduğumuzdan daha yakın olmak istiyorum artık. Onu ben de istiyorum da zaten bir şey de kalmadı. Yarın düğün. Evet. Yarın gece bizim gecemiz olacak. Öyle olacak. Yarın gece değil mi? Gerçekten sabırsızlanıyorum.
Sedat. Ne yapıyorsun? Annem görecek şimdi. Sen biraz fazla mı içtin bugün? Evet, ne oldu ki? İçmeyeyim mi? Yok. Yok, onun için söylemiyorum. Afiyet olsun da. Ama yani... Neyse ya, biz zaten artık bundan sonra beraber içmeyeceğiz. Ben tek başıma içmek istemem ha. Yani bana eşlik edersin artık. Ha, evlendiğimizde yani. Beraber gece dışarı çıkacağız, eğleneceğiz. Bara gideceğiz, kulübe gideceğiz. Kulübe mi gideriz? Evet. Sen daha önce gitmedin mi hiç? Gitmedim daha önce. Olsun. Birlikte gideriz. Bence sen seversin oraları. Bana bırak. Bence de severim. İçeri mi girsek artık? Ne güzel baş başaydık böyle. Öyle de üşüdüm biraz şimdi. Düğün öncesi hasta olmayayım. Peki madem. Geçelim. Sen nasıl istersen. Hadi gel. Sen kızgın mısın bana hala? Niye kızgın olayım ben sana? Şeyden. Muzaffer. Ay. Unutmuştum Billur. Evet, kızgınım. Sen kaç kere görüştün, konuştun bu Muzaffer'le? Bilmem, saymadım. Niye? Ne yumurtlayacaksın yine Billur? Bak, lafı dönüp dolaştırıp yine bu kamburluk mevzuna getireceksen hiç başlamak bozuşuruz. Aman hala. Dur. Bizim şu an daha önemli problemlerimiz var. Neymiş? Düğün. Ne olmuş düğüne? Nalan bak, bu saatten sonra bir tane daha aksilik çıkarsa ben kaldıramam. Ya aksilik maksilik yok, merak etme. En kıyafeten Nalan ne oldu, söyle kızım. Ne yapacağım ben? Neyi ne yapacağım? Ay elinin körü ya Billur. Elinin körü. Sanki bilmiyorsun, söyletene kadar uğraşıyorsun. Neymiş ya? Düğünden sonra diyorum. Düğün bitince. Ne yapacağım ben yani? Odaya çıkınca, Sedat'la. Biz oraya mı döndük yine? Ne yapalım? Anlatayım mı ben sana? Ha? Böyle nasıl başlayacak, nasıl bitecek? Senin ne yapman gerekiyor? Birkaç tane tüyo veririm, ha? Anlatayım, rahatlayalım kız. Bak şimdi, düğün bitecek. Sedat'la odaya çıkacaksın. Ay yok, anlatma. Bana hiçbir şey anlatma. Yok, ben dinlemek istemiyorum. Ben bilmek istemiyorum. Anlatınca daha kötü olacak. Biliyorum, ben anlatmam. Ne yapacağız o zaman Nalan? Kafamın içinde uğultular duyuyorum. Geçen Sedat'ın odasına gittiğimizde de öyle oldu. Sedat'ın odasına gittik, bohçaları açtık. Böyle yatak gözümde büyüdü, küçüldü. Uğultular gelmeye başladı. Az önce de öyle. Beni öpmeye çalıştığında da öyle. Ne zaman böyle bir şey oluyor hemen bu konu geliyor aklıma. Gerçi hiç çıkmıyor zaten de gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Kafanda biri konuşuyor gibi mi oluyor? Kim konuşuyor gibi mesela, kim? Feride teyze mesela. Erkeklere yaklaşma Nalan. Yabancılardan uzak dur Nalan. Ayıptır Nalan, günahtır Nalan. Bunlar olabilir mi? Bak seni her şeyden, herkesten korumaya çalışmış ama bu zamanları hiç düşünememiş. Bak haline. Ondan mı diyorsun? Ondan diyorum. Ama bak en azından kabul ettin. Hı? Bu da bir aşama. Bak şimdi şöyle yapalım. Bu beynimizdeki ayıptır. Günahtır. Yanarsın, çarpılırsınları siliyoruz, tamam mı? İlk önce bu kodlardan kurtulacağız. Bak gel. Yat şöyle. Yat yat. Yat. Tut elime.
Kapat gözlerini. Şimdi benim söylediklerimi tekrar et. Korkularımdan özgürleşiyorum. Ne? Korkularımdan özgürleşiyorum. Korkularımdan özgürleşiyorum. İçimdeki Feride teyzeyi susturuyorum. Biliyorum. Ne? Annemi karıştırma o zaman. Başlatma annene ha. Başka bir çözümü. Telkinle çözeceğiz bunu. Yat. Hadi. Ben çok değerliyim. Ben çok değerli. Ciddi olamıyorum, özür dilerim. Ve en azından bir rahatlama geldi. Hadi. Abdestini alsın. Hafize. Efendim? Nalan'ın düğün banyosunu yaptırmak da sana kısmetmiş. Allah'a çok şükür. Bugünleri gösterdi ya, hamdolsun. Hadi giyin kızım. Erkek tarafı gelir biraz sonra. Anne. Korse yok mu artık? Yok. O görevini tamamladı. Başına geldi mi? Bana oyun oynamak ne demekmiş, anladın mı? Özür dilerim anne. Affet beni, ne olursun. Ne yalan söylemek günahtır. Günah! En ufak bir yalanı, edepsizliği, günahı aklından geçirirsen anlarım ben. Duydun mu beni? O üstündeki sadece korse değil. Korku, korku. Bir daha bir şey düşünürken benden korkacaksın. Korsemi giyebilir miyim? Ne bileyim, böyle bir tuhaf hissettim kendimi. Sanki hani eksil gibi, çıplak gibi. İlk giydirdim de çıkar diye ağlıyordum. Giymek mi istiyorsun şimdi? Alışkanlık işte. Burada yaşanan her şeyi
Kafana iyice yaz. Bunların hepsi birer hayat dersi. Hepsini aklımın içinde götüreceğim, merak etme. Ömür boyu ben nereye gidersem gideyim benimle olacaklar. Asla unutmam. Belki bir gün unutursun. Belki.
Kız bakarsınız. Çok güzel. Çok güzel. Dur düzelt. Ay çok güzel. Çok. Darısı başına. Feriden beğendiniz mi? Gelinize de geçireyim yavrum bak. Bu ailemizin hediyesi sana. Bunu mu takacağım? Beğenmedin mi? Çok güzelmiş. Çok çok beğendim. Teşekkür ederim Gülcan Hanım. Canım benim. Güle güle kullan güzel. Allah iyi günlerde takmak nasip etsin. Amin. Feridancığım bir fotoğraf mı çektirsek? Tabii. Selen. Gel. Dönür canım. Evet iki dönür. Gayet iyi. Çok güzel görünüyorsun. Sen de öyle. Bir ihtiyacın var mı? Yok, teşekkürler.
Çok yakışıklı oldun. Maşallah. Levent. Abacıgiller geldi mi ya? Unuttum. Bir dakika şimdi sen abacıgilleri falan boş ver ya. Bunu gözden kaçırdım zannetme. Böyle bir güzellik olamaz ya. Ha? Çok sarımsın. Hazır herkes düğün telaşındayken bir kere daha mı vedalaşsak? En sonuncusu çok güzeldi. Ondan sonra. Oğlum ne yapıyorsun ya? İyice şaşırdın artık. Ya bu gece de mi Selen, Allah aşkına bir rahat bırakır mısın ya? Özellikle bu gece. Bak göbeğimiz çatladı, bu düğün organizasyonu yapacağız diye. Sedat lütfen gözünü seveyim ya. Tamam. Tamam içmiyorum hadi. Bir sakin ol lütfen. Zaten aşağıda ağır konuklar var. Onlar gittikten sonra saat 10'dan sonra istediğin kadar içebilirsin. Sabahtan beri içiyorsun zaten. Bir dur gözünü seveyim ya. Tamam. İçmiyorum tamam. Bak Sedatçığım, bu düğünde bir şey ters giderse vallahi çok fena olur. Anladın? Ya bak zaten şurada yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bak bugünden sonra senin hayatın çok daha kolay, çok daha güzel olacak. Anladın mı? Bu hep giyilecek. Namusunla evlenene kadar giyeceksin bunu. Kendini bütün erkeklerden korumalısın. Çünkü erkeklerin tek bir hedefi vardır. Kızları baştan çıkarmak ve onların bedenlerine dokunmak. Sedat Tenem'e o herifi iki adımdan fazla yaklaşmayacaksın. Sana dokunursa hemen haddini bildireceksin. Allah'ım sana çok şükür. Bugünleri de gösterdin bana. Anne. Ben çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Hiç bilmiyorum. Çıkar aklından bunları. Kafanı böyle şeylerle meşgul etme. Anne ben gerçekten çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Toparla kafanı. Şöyle omuzlarını dikleştir şöyle. Yasaklar bitti artık. Bitti. Hani ilk ve sadece sana oluyormuş gibi büyütmenin bir manası yok. Olması gereken olacak. Yani öyle düşün. Ay aşağıda dayanamadım. Nalan ne kadar güzel olmuşsun. Aşağısı bir kalabalık. Magazinci, basın, insan kaynıyor. Hadi kızım. Allah utandırmasın. Anne. Hafize, misafirlerle ilgilenin. Götürsene. Tamam, tamam güzel. Su çarpayım yüzüme. Tamam. Gel su. Al sevgilim, ayakta kalma gel. Otur. Sağ ol. Gel bir tane, gel canım. Gel canım. Olsun. Aa, pardon, alo, alo. Sedatcığım, şimdi bu gece düğünde de, düğünden sonra da Nalan'a çok kibar, çok nazik, çok sakin davranman gerekiyor. Biliyorsun, değil mi? Söz mü? Herhalde Selen, ne yapacağım Allah aşkına yani deli deli konuşmaya. Sen demiştin çaktırmadan. Diyeceğim şu ki, düğünden sonra odaya çıktığınızda Nalan'a çok kibar yaklaşman gerek. Çok nazik,
çok anlayışlı olman gerekiyor. Ya böyle içip içip öküze bağlamaman gerekiyor. Anladın mı? Ya Nalan çok hassas bir kız. Çok narin bir kız, bunu biliyoruz değil mi? Ya ona göre davran işte diyorum. Anlatabildim mi Sedat'cığım? Ya gidip kıza saldıracak halim yok herhalde. Ben kime nasıl davranacağım çok iyi biliyorum. Hayır yani senden bir bu dersi almadığım kalmıştı. Onu da aldık çok şükür, tamamdır yani. Tamam Sedat'cığım. Dersi aldıysan sorun yok. Aferin. Aklın gitti kızım ya. Ay, gören de seni asmaya kesmeye gönderiyoruz zannedecek ha. Evleniyorsun alt üstü. Yavrum milyarlarca insan evlendi biliyorsun. Senin böyle artık zevk alman, keyif alman lazım güzelim. Bu ne böyle? Biraz sakin ol. Daha evlilikten böyleysen bunun çoluğu var, çocuğu var, doğumu var. Aa, yapma ne olursun. Sakin ol birazcık. Nala, müsait miydin? Gel gel, müsaitiz. Düğünden önce bir göreyim istedim seni. İyi ki geldin. İyi misin? Sizi bırakıp gidiyorum diye üzgün müsün yoksa? Evden gideceğin için üzgünüm tabii. Ama mutlu bir yuva kuracağın için de sevinçliyim. Benim asıl içimi yakan şey başka. Neymiş o içini yakan şey baba? Biz senelerdir... Hani odandaki kar küreleri var ya... Öyle camdan bir fanusun içinde büyüttük seni. Hayır baba. Tam tersine siz beni o kadar güzel büyüttünüz ki. Sen de annem de. Şimdiye kadar bir dediğimi iki etmediniz. Yani biz çok zorluklar yaşadık. Mücadeleler ettik. Annen hiç... Öyle bir kadın olmamasına rağmen duyguları alınmış bir kadına dönüştü. Ben ona dur diyemedim. Engel olamadım, kenardan seyrettim sadece. Bunun için de kendimi çok suçlu hissediyorum. Özür dilerim senden kızım. Sana hak ettiğin kadar sevgi veremediğimiz için çok özür dilerim senden. Babacığım ne diyorsun sen? Siz özür dileyecek hiçbir şey yapmadınız. Yaptık. Yaptık. Yaptık siz. Seni daha çok sevgiyle büyütebilirdik. Sana toz pembe bir hayat verebilirdik. Öyle büyüdüm zaten. Çok daha mutlu olmanı sağlayabilirdik. Keşke gerçekleri söyleseydik sana. Ama bu o kadar. Baba lütfen... Hangi gerçekleri söyleyebilirdiniz? Baba. Korkutma beni, bir şey söyle. Efendim? Ne gerçeklerini nasıl söyleyeyim? Biz... Biz sana seni çok çok sevdiğimizi daha çok söyleyebilseydik demek istedim bir tanem. Baba, iyi misin? Korkutuyorsun bak beni. Hadi aşağıda bekliyorum ben seni. Çık aşağı in, telefonlara cevap ver artık. Ay. Çok güzel hocam. Çok şahane yaptın. Bağır konuları bir ağda saklı. Neresinden çıkalım.
gerginliğini almam lazım. Söz hiçbir yerinde bir iz bırakmayacağım. Nalan anlamaz. Sessiz bir gelin odası böyle ya. Bakayım sana. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol canım. Çok kalmayacağım. Sana düğün hediyeni vermek istedim. Hazır herkes aşağıdayken bir kaçıp geleyim dedim ben de. Ay sonra arada kaynıyor biliyor musun? E kimden ne gelmiş asla anlamıyorsun. Al bakalım. Ne zahmet ettin, çok teşekkür ederim. Bana nişanı attıran bileklikten almış. Bu kadın deli midir nedir deme içinden sakın. Hem bunu çok beğendiğini düşündüm. Hem de o gece nasıl bir felaketten döndüğümüzü hep hatırlatsın istedim sana. Çok iyi düşünmüşsün. Vallahi bak ben de hiç çıkarmıyorum bileğimden. Böylelikle ikimizin ortak bir şeyi daha oldu. Kadınlar hep yanlış adamlara aşık olur. Adamlar da hep doğru kadınlara yanlış yapar. Yani tabii bu sizinki gibi bir peri masalı değilse normal hayat için geçerli yani. Siz ikiniz de birbirinize o kadar uygunsunuz ki. Çok şanslısınız yani. O yüzden çok mutluyum. Size mutluluklar dilerim. Çok sağ ol, teşekkürler. Yalnız şey merak ettim Canan. Sen hangisisin? Yani yanlış adama aşık olan mı, yoksa yanlış yapılan mı? Belki de yanlışın kendisi. Nalan, hazır mısın? Ay ben de sizin odaya uğrayacaktım şimdi. Yoksa vakit geldi mi? Canan, o ne güzel sürpriz bu böyle. Tebrik ederim damat bey. Tekrar tebrik ederim. Çok stresli, kibar davran. Acıya dayanıklı değil, o belli. Bir de arada bir telefonuna bakarsan. Nalan. Nasıl aşağısı? Herkes geldi. Heyecanla seni bekliyorlar. Canan hadi konukları almaya başladık salonu, sen de inebilirsin artık. Sen de çok yakışıklı olmuşsun Levent'ciğim. Sağ ol. Tekrar tebrik ediyorum. Aşağıda görüşürüz o zaman. Herkes aşağıda sizi bekliyor. Tamam. Nalan'cığım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Rüya gibi. Değil mi Sedat? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hiç heyecanlanma, tamam mı? Salona girince, ay oh be bu muymuş diyeceksin. Tamam? İnşallah, inşallah öyle olur. Hazır mısın? Gidelim mi? Şunu da alayım istersen. Lütfen. Hadi bakalım. Gel. Hadi. Sedat, senin yakandaki çiçek ne oldu? Çiçek nerede? Çiçek nerede? Çiçek bilmem. Düştü herhalde. Ya kaybettim. Dur odaya bakalım bir. Hemen geliyoruz Nalan'cığım, tamam? Tamam. Ay Allah'ım ya. Ay. Heyecandan yürümeyi de unuttu diyorsundur şimdi. Yok. Ne kadar şanslı. Unutacak kadar aşık diyorum. Sence şanslı mıyım gerçekten? Sen öyle olduğunu düşünmüyor musun? Çok sevdiğin biriyle evleniyorsun. Herkes yaşayamıyor bunu. Belki ben de o herkesten biriyimdir.
O ne demek? Anlamadım. Sen Sedat'ı sevmiyor musun? Muzaffer. Ben aptal biri değil. Çevremde olup biten her şeyin farkındayım, merak etme. Gerçek sevginin nasıl bir şey olduğunu, kimde olduğunu görebiliyorum. Beni sevdiğini biliyorum Muzaffer. Ben de seni sevmiyorum. Muzo. Diyorum ki gerçekten şanslı mıyım bu kadar? Çok. Çok sevdiğin biriyle evleniyorsun. Çok şanslısın. İyi ki varsın. Eğer o evde yalnızlık hissetmeyeceksem senin sayende olacak. Elimden geldiği kadar yanında olacağım, söz. Biliyorum. Çiçeğimiz hazır, her şeyimiz hazır. Her şey hazır mı? Tamam. Evet, tamam. O zaman hayatım, dur çiçeği. Siz asansörden inin, ben bir son kez sanatçıları kontrol edeceğim. Aşağıda çiçek vereyim. Tamam. Çok güzel. Hadi o zaman. Hadi. Bir nefes almak ister misin ha, dışarı çıkıp? Yok, gayet iyi. Şey varsa bana söyleyebilirsin, tamam mı? Sakin ol. Güzel güzel nefes al. Nefes al bakayım. Hiç korkma, tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Çok güzel olacak her şey. Ben yanındayım. Hiçbir sorun olmayacak karıcığım. Şimdi çiçeği alalım.
Ay. Yani yorulduk ama çok güzel bir düğün oldu. Şahane oldu bence. Evet, çok şükür. Gerçekten harika bir düğün oldu yavrum. Sedat nerede bu arada? Sedat'ı gördünüz mü? Ha Sedat. Sedat en son üniversitenin arkadaşlarını yolcu ediyordu. Yıllardır görüşmediler ya. Bırakmamışlardır hemen. Evet, o haytalar bırakmazlar Sedat'ı ama o muhakkak gelir, merak etme. Biraz içkiliydi de ondan merak ettim. Merak etme sen. Bir şey olmaz ona. Peki annemi gördün mü biliyor? Annemi gördünüz mü? Yok, Feride teyzeyi görmedim canım. Ne yapacaksın sen şimdi anneni, değil mi? Ben bir onu görsem iyi olacaktı aslında. Bir konuşmam lazım da annemle. Ama şimdi yarın görürsün hayatım. Yarın görürsün. Bak ne yapalım? Ben şimdi odaya çıkayım. Seni bir yerleştirelim. Sonra oradan toparlanırız derim. Hadi gel. Gülcihan Hanım iyi geceler. Selen'cim iyi geceler. Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi her şey. İyi geceler Melek yavrum. İyi geceler Nalan'cığım. Bir şeye ihtiyacın olursa biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Diyorum ki acaba benim odadan önce bir annemin odasına mı çıksak? Belki hani yorulmuştur da odaya çıkmış sıra. Bak yorulmuştur belki. Uyuyordur kadın. Uyandırmayalım şimdi. Ne canım, yarın görürsün. Nalan, evlendim, özgürleştim diye göbek atacağına hala annem de annem. Nalan. Sinirleniyorum ama. Güzelim, o kadar korkacağın bir şey yok. Bir rahatla. Hakikaten nerede kaldı Sedat anne? Yani Nalan'ı niye odaya o çıkarmadı? Yani niye kızı yalnız bırakıyor? Vallahi delireceğim. Ya sen niye deliriyorsun acaba? Sana ne oluyor? Ne güzel her şeyi toparladı işte çocuk. Allah Allah. Ya Selen sen git, ben bir dayanamayacağım, tuvalete uğrayacağım. Tamam, ben de Sedat'a bakıyorum. Yavaş. Özlemişsin kokumu. Bana dokunmayı özledin mi? Cevap ver. Çok özledim. Geceye kadar nasıl sensiz durabilmişim ki? Boş ver, bu özlemiş halleri çıldırıyorum. Mina, seni asla yalnız bırakmayacağım. Bir daha beni istersen. Ben çarşafları, halıları hepsini değiştirdim Feride Hanım. Sağ ol hepsi. Nalan nasıl, iyi mi? İyi. İlaçlarımı ne yaptım onları bulamıyorum. Salonda düşürmüş olmayasınız? Vallahi olabilir ha. Ben gidip bir bakayım. İsterseniz ben gidip alayım. Yok alayım, şu Adil'i de alıp geleyim. Rafet Bey'le oturup kaldı orada.
Sen de şey yap, yoruldun. Hadi bunları bitirince gidip yat. Tamam Feridan. Çok yoruldun zaten. Tamam. Oğlum. Bu ışıklar niye yanar böyle? Efendim biz? Ya İstanbul Elektrik İdaresi ile ortaklık mı yaptık biz ha? Ne oluyor? Gazino mu burası? Söndür ne oğlum şunları? Söndür bakayım hadi. Gülcan. Nasılsın, iyi misin? Çok yoruldum Rafet. Vallahi adım atacak halim kalmadı benim. Muzoylu, Taku. Adil Bey'i lavaboya götürdüler. Biraz fazla kaçırmış, midesi rahatsızlanmış da. O gelince onu yatırıp biz de gideriz odamıza ondan sonra. Vallahi Gülcan, bu geceyi de alnımızın akıyla atlattık ya. Vallahi helal olsun sana. Tebrik ederim seni Gülcan. Sağ ol. Bir de şu bizim oğlanın da bir adam olduğunu gördüm ya. Artık ölsem gam yemem yani. Saçlarımı düzelteyim. Ya Cana. Bak bir daha beni sensiz bırakma tamam mı? Ne zaman buluşacağız bir daha? Şimdi ayrılıyor muyuz? Ya. Ne yapayım, gideyim o zaman. Feride Hanım, siz daha gitmediniz mi? Ne işiniz var burada? Gelinle damadımı röntgenliyorsunuz yoksa? Sizi gördüm. Benimle doğru konuş. Bırak saçımı. Bırak diyorum ya. Bak güvenliği çağıracağım. Bırakır mısın? Çağır. Demek Sedat'ın peşini bırakmayacaksın ha? Bırak dedim sana. Hem ben koşmuyorum onun peşinden. Seni uyarmıştım. Asıl o benden kopamaz. Bunu o kalın kafana sok. Canan Yalçın. Aç kulağını beni iyi dinle. Sizi birbirinizden koparmayı iyi bilirim ben. Artık karşınızda ben varım. Ne Rafet, ne Selen, ne Gülcihan, ne Nala. Ben varım. Feride İpekoğlu adını o kıt kafana iyice yaz. Duydun mu beni? Cehennem nasıl bir yermiş öğreteceğim sana. Acıyı, korkunun ne olduğunu göstereceğim. Senin ipini gevşek bırakmışlar. Sana edebi, ahlak, namusu öğreteceğim. Sindire sindire, yavaş yavaş. Bütün bunları kafana yaz. Defol git.
sen bana yardım et. Ne olur, ne olur, ne olur sen bana yardım et. Şu korkularım silinsin beynimden. Sil şu korkularımı ne olursun Allah'ım. Sil şu korkularımı. Sonunda büyük gece geldi değil mi? Bu gece bizim gecemiz. Öyle olacak. Biraz yavaş mı olsak acaba? Sabredecek zamanım kalmadı Nalan. Seni istiyorum. Artık benim olmanı istiyorum. Çok özür dilerim Sedat. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim bir annemi görmem lazım. Anneni mi? Şaka mı yapıyorsun? Çok saçma geldiğini farkındayım ama... hemen gelirim. 2 dakikaya. Hemen dönmüş olurum. Çok özür dilerim. 2 dakikaya dönerim. Tamam mı Sedat? Çok özür dilerim. Ne işin var burada? Niye kocanın yanında değilsin? Korktum anne biraz. Yapamadım. Yapamayacağım da. Yani odadan kaçıp buraya gelmeye karar verdin öyle mi? Anne. Sana çok ihtiyacım var. Biraz içeri girebilir miyim? Münasebet, ne diyorsun sen? Anne lütfen. Sen Sedat'ı isteyerek, severek evlenmedin mi? Yüzlerce defa anne ben aşığım demedin mi? Biraz önce imza atmadın mı?
Anne. Ben senin kızınım hala ama. Gerçekten çok ihtiyacım var sana. Bir içeri gireyim, bir 5 dakika konuşalım ne olur. Hem sen demedin mi bana? Evlilik ayrılık değil dedin. Sen dedin anne. Sen artık Nalan İpekoğlu değilsin. Sen Nalan Koroğlu'sun. Yüzündeki bu çaresizliği hemen sil ve kocanın yanına dön. Anne ne olur içeri girmemeye izin ver ne olur. Umurumda değil. Ben artık yokum. Kocam var. Başka bir ailem var. Bu kapı artık sana kapalı. Sakın bir daha böyle bir şey yap. Anne, beni böyle bırakma ne olursun anneciğim anne. Anne ne olursun aç kapıyı, nasıl böyle bir şey söylersin anneciğim, ne olur aç kapıyı. Anne. Beni böyle korkma ne olursun anne, bırakma burada. Anneciğim aç kapıyı ne olursun anne. Thank you.